Serdar Erseven, Yeni Akit'e saldırı. Seçim sürecinde tezgahlara dikkat. Evet, seçim sürecinde yeni provokasyon. Sokak eylemlerine dair tavrını bildiğimiz Sayın Devlet Bahçeli ve diğer ilgililerin dikkatine. Yeni Akit gazetesinin İstanbul'daki idare binasına kalabalık bir grubun saldırıda bulunduğunu, camı çerçeveyi indirdiklerini, personel araçlarını tahrip ettiklerini biliyorsunuz. Saldırganların böylesine tehlikeli bir eyleme girişeceklerini sosyal medyadan duyurmuş olmalarına rağmen, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması son derece dikkat çekici. Gazete çalışanlarının emniyeti aramasından bir buçuk saat sonra bir polis aracı geliyor binanın önüne üç saat sonra da ikincisi ulaşıyor. Yaptıkları da olan biteni seyretmek. Camlar çerçeveler aşağıya indirilir, araçlar tahrip edilirken. Çok daha müessif sonuçlar meydana gelebilirdi, Allah korudu. Yeni malum yapılarla amansız mücadelesi ortada. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emniyetteki pasif direnişe dikkat çektiği, İçişleri Bakanımız Sayın Efkan Ala'nın bu konuda yoğun çalışmalar yürüttüğü bir süreçte olan biten son derece manidardır. Sayın Efkan Ala ile dün görüştüm. Kendileri sağ olsunlar hem geçmiş olsun dileklerini ilettiler hem de konu hakkında gerekli incelemeyi başlatacaklarını ifade ettiler. Bu son derece hassas, kritik dönemde herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. İttifaka bak. Alttan alta yürütülen sözde milliyetçi, muhafazakar, Özde paralel ittifak çalışmalarını deşifre etmemiz iyi oldu. Tabanlar teyakkuza geçti. Tabanlara büyük baskı var. Paralel yapının yönlendirmesiyle hareket edenler şer ittifakına katılacak olurlarsa siyasi hayatlarını tamamen bitirecekler. Daha da kötüsü partilerini de yok olma noktasına sürükleyecekler. Bu partilerden bazılarının bizde hatırası vardır. Bu partilerden bazılarını birer sigorta olarak görürüz. Onların mutlaka sahnede olmalarının ve özgül ağırlıklarını korumalarının memleket yararına olduğuna yürekten inanırız. Ne var ki bunlar son zamanlarda iyice kuşatılmış durumda sesimiz ulaşıyor, doğruyu söylediğimizi biliyorlar ama nedense kendilerini bağlayan neyse kıpırdayamıyorlar. Sözde milliyetçi muhafazakar özde paralel ittifak çerçevesine aldıkları isimlere baktım. İnanır mısınız? Yaşar okuyan bile var. Abdülatif Şener Erkan Mumcu. Devlet Bahçeli'yi almışlar. Oy oranı küçük İki de genel başkan. Biri daha çok milliyetçi, diğeri daha çok muhafazakar. Ekmel Çatı adayı. Çatı Partisi MHP. Bunları aralarında ciddi ciddi müzakere ediyorlar. Allah akıl fikir versin. Erdoğan AK Parti'den de büyük. Dün ziyaretimize gelen yerli düşünce hareketi yöneticileri, Sayın Yalçın Topçu, Sayın Metin Gündoğdu, Sayın Hasan Can, Yazar, Sayın Kadir Başar ve diğer dostlara bu konuda neler düşündüklerini sordum. Hareketin lideri Sayın Topçu, 40 yıldır siyasetle uğraştığını hatırlattıktan sonra dedi ki, bu tecrübeye itibar ediniz, millette karşılığı olmayan projeler tutmaz, hayalleriniz, hafızanız ve yönteminiz yoksa bağımsız olamazsınız, milletimiz güdümlü projelere destekleyebilirsiniz tek vermez. Bir tarafta suni oluşum arayışları var, diğer tarafta Recep Tayyip Erdoğan. Tek başına yüzde 52. Sayın Erdoğan bütün partilerden daha büyük. Sayın Erdoğan AK Parti'den de büyük. Diğerleri alt alta, üst üste dizilse ne olur? hiçbir proje tutmaz. Sayın Topçu'nun söyledikleri dikkatimi çekti. Özellikle Sayın Erdoğan AK Parti'den de büyük cümlesi. Oradan devam etmesini istedim. Şöyle devam etti. Bu işin başka yolu yok. Türkiye mümkün olan en kısa sürede başkanlık sistemine geçmelidir. Sayın Erdoğan milletimizin verdiği görevin gereği olarak yetkilerini sonuna kadar kullanacaktır. Dolayısıyla yetki de sorumluluk da başkan olarak kendisinde toplanmalıdır. Sayın Topçu, sözde milliyetçi muhafazakar özde paralel ittifakı kurmaya çalışanların öncelikle başkanlık sistemine geçişi engellemeyi hedeflediklerini düşünüyor. Sonrasında ise Sayın Erdoğan'ı bitirmeyi. Önümüzdeki seçimlerde değilse de bir sonraki seçimde yeni bir ana sol M koalisyonu kurmayı. Birkaç yıl sonra, diyelim ki 5 yıl sonra bunu başarabilirler mi? Misafirlerime dedim ki, çok zor, çok zor. Ama imkansız değil. Su uyur düşman uyumaz. Ellerinden geleni artlarına koymuyorlar koymayacaklardır. Haziran 2015 seçimlerinde milletimizin karşısına çıkartılacak kadro sağlam olursa tehlike azalır. Hatalar tekrarlanırsa büyük sıkıntı çıkar. Yeni AK Parti grubunun tamamı omurgası sağlam vekillerden oluşmalı. Hata kaldırmayan günlerden geçiyoruz. Serdar Erseven, Yeni Akit.